biliyorsunuz maske dağıtımı çok meşhur oldu. Evet. Halil Bey işte biz Cumhuriyet evlerinde bu maskeleri yapıyoruz. İşte insanlar destek veriyor. İşte ev kadınları geliyor falan diye bir propaganda yapıyoruz. Evet. Aslında o maskenin başlangıcı Halk Eğitim Müdürlüğü'ne ait olan Halk Eğitim Müdürlüğü'nün bir kişide kış kursları var. Evet. Orada da kış kursları var. 6 tane Kaymakam Bey el el belirsine görevlendirme yapıyor. Ve maalesef Halk Eğitim'in makinalarını el el belirsine veriyor. Ama siz hiç duydunuz mu buradan Halil Bey'in açıklamasından? Teşekkür ederiz. Halk Eğitim'in öğretmenleri burada. Halk Eğitim'in dikiş makinalarıyla burada çalışıyoruz diye duydunuz mu? İnsanlar ev hanımları makinelerini koltuklarının altına alarak Cumhuriyet Halk Evi'ne geliyorlar dedi Sayın Başkan. Ya, mutlaka ev hanımları destek vermiştir ama ben ana başlangıcını anlatıyorum. Şimdi ben buna kızarım. Şimdi bana derler ki kızdığın zaman partizanlık yapıyorsun. Bakın Altan Bey. Ben şimdi kaymakam bir soru. Köylere hizmet götürme birliğinin bütçesinden kaç paralık maske satın aldı? Köylere hizmet götürme birliğinin bütçesinden kaç paralık maske satın aldı? Ben size bir rakam vereyim. Evet. Minimum 60 bin lirayla 80 bin lira arası köylere hizmet götürme birliğinden yani kaymakamlık bütçesinden maske satın. Nereden aldılar bu maskeleri abi? Ya işte bunu pazarlayan satıcılardan aldılar. Evet. Ya bedel ödediler. Evet. Şimdi ben kaymakam diyorum ki bakın sayın kaymakam sizin elinizde Halk Eğitim Müdürlüğü var. Halk Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler var. Bir makineler var. Siz bunu bedelsiz el verisine veriyorsunuz. Kendiniz kalkıyorsunuz köylere hizmet getirme birinin parasıyla maske satın. Ben diyorum ki siz bu parayla keşke kendi elinizdeki personeli değerlendirip kendiniz maske ibadetsiniz. Örneğin 20-25 kuruşta. Ondan sonra o maskeye vermiş olduğunuz 60'ta 80 bin lira para yerine 20 bin lira mal etseydiniz ne olurdu? Ereğli Belediyesi ne yapsın? O zengin belediye zaten bakmayın yani. Zengin belediye olmasa bu kadar şey yapmaz. Yani bakın Altan Bey birileri Halil Postbu'ya reklam yaptıracağım diye çırpınıyor. Ben Halil Postbu'nun reklam yapmasına karşılıyorum. Haşa. Çünkü Halil Bey çoğu noktasında zaten profesyonel yani Kaymakam Bey onu yapmasa da şovunu yapacak. Evet. Yani ben diyorum ki kamunun özellikle kaymakamlığın böyle imkanları varken siz kendinize kullanmayıp parayla satın alıyorsunuz ama bu hizmeti kalkınızı el ele belirsine veriyorsunuz. Sonra da kalkıyor adam devlet tutansın diyor. Haklı. Haklı böyle idareciler varsa adam kalkar devlet tutansın der.